Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Nisan 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, güneş tutulması ve önemli gezegen kavuşumlarının olduğu Nisan ayı yılın en güçlü aylarından birisi. Kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda, dünya üzerinde de dikkat çekici gelişmelerle karşılaşabiliriz. Güneş ayın 19'una kadar Koç burcunda parlayacak, 3. evinizde olacak. Merkür burada gerilemeye başlıyor hemen aybaşı 1 Nisan itibariyle ve 26 Nisan'a kadar Merkür retrosu devam edecek. Venüs 5 Nisan itibariyle yine Koç burcuna geçiyor. Yani 3. ev konularınız çok önemli. Tutulma da burada olacak zaten. Yakın çevrenizde hareketlilikler artıyor. Zihniniz çok hızlı çalışıyor. Fikirler, düşünceler, planlar, programlar var. Ancak Merkür retro. Merkür retro olunca biraz yavaşlamak, belirli konulara odaklanmakta fayda var. Siz zaten daha çok geleceği düşünen, hızlı düşünen bir insansınız ve Merkür retro yaparken hem de iletişim alanınızda düşüncelerinizi, fikirlerinizi, planlarınızı, programlarınızı bu dönemde biraz gözden geçirmeniz gerektiğini işaret ediyor. Evet, gecikmeler olabilir. İşte seyahatler gecikebilir, iletişimde sorunlar olabilir, telefonunuz arızalanabilir. Hani bunlar klasik Merkür retrolarında karşılaşabileceğimiz durumlar ama siz temkinli olursanız çok da fazla sorunla karşılaşmazsınız. Yakınlarınızla, kardeşlerinizle, uzun süredir görüşemediğiniz kişilerle daha fazla irtibat içerisinde olmanız, haberleşmeniz mümkün görünüyor. Bu dönemde evet eğitim konularında, ticari aktivitelerde, randevularda, seyahatlerde biraz yavaşlamalar, gecikmeler, karışıklıklar olabilir. Ancak bunları geriye dönmek için, yani içinde bulunduğumuz şartları gözden geçirip değerlendirmek, eksikleri fark etmek, tamamlamak, sorunları çözmek için de bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Ve 8 Nisan'da 19 derece Koç burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Bu bir tam güneş tutulması, çok güçlü etkileri var. Aslında Koç terazi tutulmaları geçtiğimiz Nisan ayından itibaren başladı. Bu tutulma Nisan ayıyla, geçtiğimiz Ekim ayıyla bağlantılı olabilir. O dönemdeki bazı projeleriniz tekrar gündeme gelebilir. Yarım kaldıysa tamamlama fırsatınız olabilir ya da düzenleme fırsatınız olabilir. Bir eğitim konusu, ticari bir girişim, ilişkiler, özellikle kardeşler, yakın çevreyle bağlantılı işleriniz, projeleriniz, komşularla ilgili konular, seyahatler, ticari aktiviteler çok öne çıkacak gibi görünüyor bu tutulmayla beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle önce burçlarda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 19 derece ve yakınlarında, bunları artı eksi 5 derece alabilirsiniz, gezegenleriniz bulunuyorsa tutulma çok daha güçlü, önemli çalışabilir. Etkilerini Nisan ayında, Mayıs ayında, Temmuz ayında, hatta Ekim ayına kadar olan süreçte hissedebilirsiniz. Bu tutulma 3-4 yıla yayılan aslında çok önemli tesirler de hayatınıza getirebilir. Tutulmanın özellikle biraz daha yakın çevrenizdeki konuların, işte kardeşlerle ilgili konuların hızlanabileceğini söyledik. Hani onların hayatlarında da, kardeşlerin ya da yakınlarınız, komşularınızın hayatında da sizi de etkileyebilecek bazı önemli etkileşimler, bazı önemli temalar çok dikkat çekebilir. Tutulmanın yöneticisi Mars. O da Balık burcunda. Satürn'le birleşiyor. Mars-Satürn kavuşumu da ikinci evinizde. Nisan ayının yine önemli kavuşumlarından birisi. 10-11 Nisan'da tam olacak kavuşum. Ama tüm aya da yayılıyor tabii ki. Bu iki malefik sert gezegenin kavuşumları iki yılda bir, bir burçta olur. Şimdi Balık burcunda görüyoruz. Para evinizde. Şimdi para konularında böyle bir baskı hissediyorsunuz. Bir ihtiyaç var, bir sıkıntı var. Ani bir harcama olabilir. Bütçenizde dikkat etmeniz gerekiyor. Burada dikkatli ve sorumlu davranmanız gerekiyor. Para kazanma konularında daha fazla çaba göstermeniz, belki burada daha sağlam temeller oluşturmanız gerekiyor. İşte tutulma tesirleri biraz parayla ilgili konularda da hayatınızda endişeleri, kaygıları arttırabileceği gibi daha köklü düzenlemeler, hani sorumluluklar alma konusunda da sizin için önemli olabilir. 19 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçecek. Dördüncü evinizde parlamaya başlıyor. Özellikle aile, yuva gibi, özel yaşam gibi size güven veren, huzur veren alanlar, daha çok kendi hayatınıza yönelmeniz mümkün. Burada da çok güçlü bir kavuşum var. 21 Nisan'da Jüpiter ve Uranüs Boğa burcunda kavuşacak. Az rastlanır güçlü bir etki. Tüm dünya üzerinde tabii ki özellikle ekonomiyi, piyasaları, para konularını, toprak ve toprağa dayalı yapıları önemli ölçüde etkileyecek bir kavuşum bu. Tam dördüncü ev konusu yine maddi manevi güvenle alakalı.
aileyle ilgili, huzurla ilgili, ev mülkle ilgili konularda bir tesir var. Ev almak isteyen Kova burçları için önemli bir etki olabilir, bir fırsat olabilir. Çünkü Jüpiter burada fırsatlar getiriyor, Uranüs de hızlandırıyor ve sürprizler getiriyor. Hani bir süredir almak istediğiniz bir evi alabilirsiniz, bir fırsat çıkabilir. Ya da işte evinizi, toprağınızı, bir mülkünüzü belki satmak, kiralamak, değer oluşturmak istiyorsunuz. Sen bununla ilgili fırsatlar çıkabilir. Aileye ait kaynaklar, oradan gelebilecek değerler olabilir, destekler. İşte kentsel dönüşüm gibi bir mülkü dönüştürmek ve benzeri etkiler. Bunlar güçlü fırsatlar, önemli etkilerdir. Bunun gibi tesirleri aslında bekleyebiliriz ayın genelinde. 24 Nisan'da sizin için de çok önemli olacak. Akrep Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. 4 derece Akrep Burcu'ndaki bu Dolunay 10. evinizde meydana geliyor. Kariyer konularını, iş konularını, toplumdaki statünüzü aydınlatan bir etki getiriyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa tesirler artabilir. Plüton'un da önemli bir etkisi olduğu için kariyerinizde bir dönüşüm, bir güçlenme de bekleyebilirsiniz. Yani iş ve mesleki konularda değişimler olabilir. Yeni bir başlangıç ya da bir ayrılma, yer değişimi, tayin, mesleki anlamda bir değişim, ilişkilerle de bağlantılı olabilir bu. İşbirlikleri, ortaklıklar ya da medeni durumunuzla alakalı genel itibariyle önemli bir etkidesiniz. Bir süredir devam eden konular netleşebilirken kararsız kaldığınız konuların da artık bu dolunayında tesiriyle tamamlanmasını bekleyebilirsiniz. 20 Nisan'dan itibaren dolunay tesirleri aktifleşirken ayın son günleri özellikle yine bunlar çok belirleyici olabilir. 26 Nisan'dan itibaren Merkür artık ileri harekete dönüyor. 16 derece Koç burcunda ileri harekete dönecek. Ertelediğiniz ya da beklettiğiniz alışverişleri, işte anlaşmaları, imza atılması gereken yasal süreçleri 26'sından itibaren daha rahat tamamlayabilirsiniz, hayata geçirebilirsiniz sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.